Uğur Dündar Çanakkale'de Atatürk olmasaydı Cumhuriyet de olmazdı. Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne sayılı günler kala Danıştay çok tartışmalı iki karar aldı. Önce Danıştay 10. Dairesince devlet madalyalarından Atatürk kabartmaları çıkarıldı. Devlet nişanı, Cumhuriyet nişanı, liyakat nişanında bulunan Atatürk kabartmaları 2013 yılında yani açılım sürecinde yönetmelikte yapılan bir değişiklikle yine kaldırılmıştı. Ancak dönemin Türk Kamu Sen Genel Başkanı ve halen bağımsız milletvekili olan İsmail Koncuk yönetmelik değişikliğinin iptali için açtığı davayı kazanmış ve Danıştay nişanlarda Atatürk kabartmalarının kullanılmasını öngörmüştü. Son karar Cumhurbaşkanlığının buna itiraz etmesi üzerine alındı. Diğer kararla da Öğrenci andının okullarda okutulması yasaklandı. Hatırlayacağınız gibi 1933 yılından bu yana okullarda söylenen öğrenci andına yasak getirilmesini yine 2013 yılındaki açılım sürecinde ilk kez PKK terör örgütünün başı Bebek Katili Abdullah Öcalan istemiş ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu isteği yerine getirmişti. Danıştay 8. Dairesi ise bu kararı bozmuştu. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın itirazını yerinde buldu ve geçenlerde oy çokluğuyla aldığı bir kararla okullarda öğrenci andının okunmasını yeniden yasakladı. Yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü büyük coşkuyla kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere düşmana Çanakkale geçilmez dedirten tüm şehitlerimizi sevgi, saygı, minnet ve rahmetle yad edeceğiz. Ama adım gibi biliyorum ki birileri yarınki kutlamalarda Atatürk'ün adını dahi anmayacaklar. Yani onu Çanakkale savaşlarında yok sayacaklar. Böylece Gazi'ye yıllardır olduğu gibi yine büyük saygısızlık yapacaklar. Neden böyle davranıldığının ipuçlarını ise tarihe cumhuriyeti en iyi anlatan yazar olarak geçen merhum Turgut Özakman vefatından önce sözcü için yaptığım son röportajda veriyor. Özakman Usta o söyleşimizde Cumhuriyet ruhunu Çanakkale'ye borçluyuz diyor. Çanakkale zaferini ve o kahramanlık destanında Mustafa Kemal'in rolünü anlatırken de şunları söylüyor. Çanakkale Savaşı'nın bir yazarın hayaline ihtiyacı yok ki. Rahmetli Fazıl Üstünü Dağlarca, Çanakkale Savaşı için yeni Türkiye'nin ön sözüdür demiş. Ne kadar haklı. Çanakkale ruhu genişler, yoğunlaşır, daha bilinçlenir ve kuvayi milliye ruhunu oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsızlığımızı bu ruha borçluyuz. Özakman çarpıcı açıklamalarına devam ediyor. İngilizlerin Çanakkale Savaşı hakkında iki ciltlik bir askeri tarihi var. Bazı ayrıntılar dışında objektif anlatıyorlar. Türkçe'ye üç kez çevrildi. Atatürk için diyor ki Çanakkale'de geleceği elinde tutan komutan Üstün şahıs Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nın kaderini tayin etmiştir. Bizim bazı amatör tarihçilerle bazı bilim adamlarımızı okurken ve dinlerken hakikat adına utanıyorum. Bari düşman kadar hakikata saygılı davransalar. Atatürk'ün Çanakkale'de dört büyük zaferi vardır ve bu zaferlerle başkent İstanbul yollarını düşmana kapatmıştır. 27. alayla birlikte Arıburnu zaferi, Anafartalar Grup Komutanı olarak 1. Anafartalar zaferi, Jong Bayır zaferi, 2. Anafartalar zaferi. Bu son savaş Çanakkale'deki en büyük savaştır. Atatürk bu savaşta tarih sahnesine çıktı, yıldızı parladı, komutanlığı, başarıları, özellikle askerler, subaylar ve yaralılar aracılığı ile memlekete yayıldı. Samsun'a çıktığı zaman bilinen güvenilir bir komutandı. Bunun büyük yararı olmuştur. Bu savaşın Atatürk'ün ufkunu da genişlettiğini söyleyebiliriz emrine üçüncü kolordu verilmişti. Bu bir ordu demektir. Ordu komutanından başka hiçbir Çanakkale komutanının emrinde bu kadar kuvvet bulunmamıştır. Düşmanları bile Atatürk'ten övgüyle söz ediyor. İçimizden birileri ise minnetle anmak yerine onun aziz hatırasına düşmanlarının bile akıllarından geçirmediği saygısızlığı yapmaya devam ediyor. <laughs>